Osmanlı tarihinde en çok eleştirilen ve iftiraya uğrayan padişahlardan biridir 4. Murat. Genellikle alkol ve tütünü yasaklatan, kahvehaneleri kapatan, tebdilli kıyafetle dolaşarak yasaklara uymayanları acımasızca cezalandıran, zalim, baskıcı bir padişah olarak tanınır. Tahta çıktığı dönemin koşullarını göz önüne almadan yapılan bu değerlendirmeler sonucu ne yazık ki tarihte hak ettiği yeri alamamış, ancak baskıcı uygulamaları ve fiziki kuvvetini öne çıkaran hikayelerle tanınmıştır. Aslında o, Revan ve Bağdat Fatihi, ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın deyimiyle 17. yüzyılın en büyük, Osmanlı'nın son Maraşeli'dir. Sultan 4. Murat 26 Temmuz 1612 yılında doğdu. Babası Sultan 1. Ahmet, annesi Mahpeyker Kösem Sultan'dır. 1623 yılında henüz 11 yaşındayken tam bir kaos ortamında Osmanlı'nın başına geçmiştir. Babası 1. Ahmet'in vefatı sonrasında tahta geçen amcası 1. Mustafa iki kez tahttan indirilmiş, Osmanlı tarihinin ilk reformcusu sayılan ağabeyi 2. Osman yenilik karşıtlarının tahriki ve Yeniçeri Ocağı ile ilgili yapmayı planladığı köklü reformlar nedeniyle çıkan isyan sonrasında katledilmişti. Tahta geçtiğinde koskoca imparatorluk büyük bir karışıklık içindeydi. Konumunu kanlı bir şekilde güçlendiren ve menfaatlerine dokunulduğunda padişahı bile katledebileceğini gösteren Yeniçerilerin devam eden isyanları ve uzlaşmaz tavırları, Safevilerin doğuda Bağdat'ı ele geçirmeleri, Avrupa'daki gelişmeler, Avusturya tehdidi, Celali isyanları, Anadolu'da bozulan asayiş ve eşkıya terörü ve ekonomik şartlar çocuk yaştaki padişahı zor durumda bırakıyordu. 4. Murat tahta geçtikten sonra hızlı bir eğitime tabi tutuldu. Yetiştirilmesi sürecinde devleti padişah adına annesi Kösem Sultan yönetmek zorunda kaldı. Kösem Sultan'ın saltanat naibesi olarak devleti yönetmesi Osmanlı tarihinde bir ilktir. 10 yıl kadar süren bu dönemde imparatorluk daha da karışarak anarşiye ve büyük iç karışıklıklara sürüklendi. Devleti ne padişah yönetiyordu ne de padişah naibi sıfatını taşıyan annesi. İpler tamamen Yeniçeri ağalarının elindeydi. Sultan 4. Murat çocuk yaşına rağmen tüm gerçeği görüyordu. Ancak yapabileceği çok fazla bir şey de yoktu. Delikanlılık çağlarına geldiğinde harekete geçti. Hemen her gece çok güvendiği birkaç kişiyi yanına alarak kıyafet değiştirip çıkıyor, halkın toplandığı yerlerde halkla konuşuyor, sorunlarını dinliyordu. Genç padişah bununla da yetinmiyor, Ayak Divanı denilen halk divanında memleketin dört bucağından gelen halk temsilcileriyle yüz yüze konuşuyordu. Böylelikle halkın saygısını ve sevgisini toplamıştı. Merasim sırasında beklemekten canı sıkılan bir Yeniçeri subayının disiplinsiz bir şekilde padişah geçerken yaşıyla alaya varan sözler sarf etmesi üzerine kılıcı ile tek hamlede hem Yeniçeri'yi hem de atını ikiye böldüğü anlatılır. 4. Murat işte o günden sonra dizginleri eline aldı. Önce asi Yeniçeri ağalarıyla işbirliği yapan annesini saltanat naipliğinden azletti. Sadrazam Topal Recep Paşa'yı ise idam ettirdi. Yeniçeri Ocağı'nda düzenlemeye girişti. Ocak içerisindeki kimi subayları halletmiş, kimine de boyun eğdirmiştir. Yeniçeri Ocağı'nı hızla siyasetten arındırdı. Tekrar eğitti, yeniden yapılandırdı. İlk olarak yaygınlaşmış olan rüşvet ve iltiması azalttı. İstanbul'da alkol, tütün ve kahveyi yasakladı. Yasağın sebebinin 1631'deki Büyük İstanbul Yangını olduğu ve padişahın yaptırdığı bir soruşturma sonucuna göre bu yangının tütün içen sarhoş Yeniçeriler tarafından çıkarıldığı iddia edilir. Ayrıca meyhane ve kahvelerin Yeniçeri ve isyancıların toplanma mekanı haline gelmesi nedeniyle buraları da kapattırdı. Yasaklar kaybolan devlet otoritesinin bir anlamda tekrar kurulmasının bir göstergesi olacaktı. Bu nedenle uygulamaları da sürekli olarak bizzat kendisi takip etti. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde anlatıldığına göre saray içinden gizli hırsızlıklarla boşalan hazineyi çalanları tek tek buldurup idam ettirerek hazineyi bir haftada tekrar doldurttu. Gerekli hazırlıkları yapar yapmaz da Bağdat üzerine yürüdü. 1635 yılında çıktığı Bağdat seferi Osmanlı tarihinin en görkemli seferlerinden biridir. Anadolu halkı Kanuni'den sonra ilk kez at üstünde padişah görmüştür. Anlatılanlara göre bu manzarayı görmek için ordunun geçtiği bölgelere genel bir göç dalgası olmuştur. Zaten bu da sondur. Bir daha Anadolu halkı hiç at üstünde sefere giden padişah görmemiştir. 4. Murat 3 yıl süren bu sefer ve kuşatmada Osmanlı ordularına bizzat kendisi komuta etti ve büyük bir askeri deha olduğunu da kanıtladı. Sefer sırasında Anadolu'daki tüm isyanları ve isyan etmesi muhtemel unsurları yok etti. Böylece devlet otoritesi yeniden ve kesin bir şekilde sağlandı. Bu seferlerine sorguçlu bir miğfer ve zırh giyerek, Hazreti Ömer'in kılıcını kuşanarak gitmiş ve aynı kıyafetlerle geri dönmüştür. Bağdat'ın alınışından sonra söylediği, "Bağdat'ı almaya çalışmak, Bağdat'ın kendinden daha mı güzeldi ne?" sözü ise meşhurdur.
4. Murat dönemi Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama döneminde toparlandığı, istikrarlı bir dönem olmuştur. Aynı zamanda Genç Osman'dan sonra Osmanlı Devleti'nin ikinci büyük reformcusudur. Devletin gerilediğini kabul ederek ilk ıslahat çalışmalarını başlatan kişidir. 4. Murat, İstanbul'a döndükten sonra saygın devlet adamlarına imparatorluğun eski parlak günlerine dönmesine yönelik ekonomik ve siyasi projeler hazırlanması emrini verdi. Bu anlamda hazırlattığı Koçi Bey ve Katip Çelebi risaleleri onun ileri görüşlülüğünü gösterir. Bu risalelerde padişahın isteği üzerine devletin gücündeki zayıflamanın ve bozulmanın nedenleri ortaya konmuş ve çözüm için öneriler üretilmiştir. Ama erken ölümü onun imparatorluğu dönüştürme fikirlerine ve çalışmalarına engel oldu. Osmanlı sultanlarının en kudretlilerinden biri olarak tarihe geçti. Son derece zeki, gözü pek, cesur, kuvvetli ve enerjik bir insandı. Osmanlı sultanları arasında fiziksel kuvvetiyle de ünlüdür. İri yarı olan padişah, erken yaşlardan beri güreşe, cirite, biniciliğe ve ağır kaldırmaya ilgi duymuştu. Padişahın bu abartılı sayılacak fiziksel kuvveti, onun otoriter ve genç imajıyla birleştiğinde ortaya sıra dışı, karizmatik bir padişah figürünün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Aynı zamanda asker ve halk tarafından da çok takdir ediliyordu. Bunun sonucu olarak hakkında başka hiçbir padişah için üretilmeyen efsane ve olağanüstü hikayelere neden olmuştur. Anlatılanlara göre yayını çektiği ok tüfek mermisinden uzağa düşer, savurduğu bir mızrak 8 kalkanı birden delerdi. Tarihçi Joseph von Hammer'ın yazdıklarına göre Hindistan prensinin kurşun ve kılıç işlemez diyerek hediye gönderdiği gergedan derisinden yapılma kalkanı elçinin gözleri önünde hem ok hem de mızrakla iki yerinden delmiştir. Savaşlarda ise 60 kiloluk topuzunu tek eliyle kullanır, kendine özel uzun ve ağır kılıcını saatlerce sallamaktan yorulmazdı. Bağdat seferi sırasında çadırına gizlice girip kendisini öldürmek isteyen 4 suikastçıyı tek başına öldürdüğü anlatılır. Abi Genç Osman'ın katliyle ilişkili olan 2 Yeniçeri'yi Yeniçeriler arasından tanımış ve onları kendi elleriyle öldürmüştür. Daha 17 yaşındayken kendisini ziyarete gelen Venedik elçisi raporunda 4. Murat için çok büyük bir deha sahibi. Bu çocuk ileride başımıza dert açacak şeklinde yazmıştır. Avrupalılar üzerinde tesir gücü o kadar yüksektir ki 1634'te Lehistan'ı sefere çıkmakla tehdit edip Edirne'ye kadar yürümüş, bunun üzerine Lehistan istenilen şartlarda barışı kabul etmek zorunda kalmıştır. 4. Murat 1640 yılında İstanbul'da henüz 28 yaşında hiç beklenmedik bir şekilde vefat etti. Hasta olduğu ve Bağdat seferinden hasta bir şekilde döndüğü, ölmeden önce de Avrupa'ya bir sefer hazırlığı içinde olduğu bilinmektedir. Ölüm nedeni üzerine iki ayrı iddia vardır. Osmanlı kaynakları nikris yani gut hastalığından, batılı kaynaklar ise sirozdan öldüğünü iddia ederler. 4. Murat ölüm döşeğindeyken öz kardeşi İbrahim'in öldürülmesini emretmiştir. Ancak emri yerine getirilmemiş ve İbrahim onun ardından padişah olmuştur. 4. Murat'ın bu emri vermesinin nedeni kardeşi İbrahim'in tutarsız bir kişiliğe sahip oluşu, sinirlerinin bozuk olması ve sık sık sinir buhranları geçirmesiydi. İbrahim'in tahta geçmesi halinde imparatorluğun büyük karışıklıklara sürükleneceğini düşünen 4. Murat yanılmamış, Sultan İbrahim 8 yıllık çok kötü bir saltanat döneminden sonra Şeyhülislam fetvasıyla delidir denilip tahttan indirilmiştir. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.